Magazin gündeminde e, dış ses konuşacak, iç ses cevap verecek. Evet, takipçilerine sorduk bir hafta boyunca en çok neyi merak ediyorsunuz 2020 hı hı. magazin dünyasından diye. Ben sana başlıklarla soruyorum şimdi. Aslı Enver, Murat Boz... Asla evlilik yapamazlar. Çünkü Aslı Enver çok güzel bir iş adamıyla evlilik yapacak ve bir kız çocuk annesi olacak. Murat, Murat Boz'a geldiğim zaman Murat Boz çok sürpriz biriyle evlilik yapacak ama e, onun ruhsal sağlığı ile ilgili bir sıkıntı görmüyorum. Murat Boz çok akıllı ve çok zeki bir insan. Sadece sıkılıyor ilişkilerde ve evlilikten çok korkuyor ve aile baskınlığı var. Ama Murat Boz'a çok sürpriz biriyle tanıdığımız biriyle evlilik yapacak. Yani 2020 Hayır, 2020 evlilik içerisinde evlilik yok. Içerisinde evlilik yok. Doğru insanlığı elini tutup hayat arkadaşı dediğim. Çünkü Aslı Enver'in kariyer anlamında çok büyük projeleri var. Aslında şu an bir iş adamıyla flörtleşme dediğim bir enerji içerisine girebilir. Çünkü Murat Boz'un ailesi ve Murat Boz evlilik taraftarı olmadığı için biraz da değişken bir karakter olduğu için Aslı Evren daha kül e, donanımlı, daha güçlü bir karakter ve iş adamı biriyle evlilik yapacak. E, Murat Boz... 2023'ten önce evlilik yapmaz. Aslı Enver'de 2021'de evlilik yapmış bir erkek çocuğu olabilir ya da kız çocuğu. Peki en çok sorulan soruların ikincisi Acun. Acun Ilıcalı milli çok... Milli sorun değil, milli sorunun sahibi. Milli sorun, evet. Milli sorun, milli servete sesleniyorum. Acun Ilıcalı, erkek çocuğu yakalıyorsun. Veliyat mı geliyor, tahtına oturacak. Evet, kendisinden 25 yaş küçük. Gözleri yemyeşil biriyle aşk evliliği yapacak. Ve gerçekten çok mutlu bir evlilik ve son evliliğini yapacak. Ama ekonomi anlamında sorarsak Acun'la ilgili. Bu yıl evet herkes onun çok paralı zannediyor ama ekonomi olarak çok krizler yaşıyor. Ee, eskiden mesela çalışanlarına ev alırdı, onu alırdı. Buna. Şu, bu güç kalmadı artık. Ama bir şekilde her zaman yolunu tutar. Acun da hani... E Fatma anamızın eli var deriz ya. Acınlıca da 2015 krizi ve 2019 krizini hala atlatamadı. 2020 için doğru bir yatırım ve projeler olacak ama aşık olacak adam. Hadi bakalım. Evet, Gülben Ergen. Evlilik yapacak. Yurt dışında evlenecek konsoloslukta. İki, aslında 3 yıldır yaşadığı insanla evli gibi gözüküyor bende. Belki evlenmiş bile olabilir. E, evlenmesi, evlendiğine inandığım için ben e, o kişiyle mutlu e, kişi evlenmek istiyor. Gülben Ergen yeter artık ben üçüncü kez insanlara nasıl evlendim ayıp olur diyerekten düşündüğü için evet çok güzel bir evlilik ve mutlu olacak. Peki evli kalır mı? Sen? kalır. Bırakmaz çünkü karşı adam da aşık ve çok anlayışlı ve çocuklarıyla çok iyi anlaşıyor. Ve çok doğru bir adamla birlikte çünkü o da kariyer ve iş anlamında ve parasal anlamda e, e, hayatındaki insan büyümeye çalıştığı için para dengesini de toparlıyor. Ve kendi o gücünü yakaladığı için Gülben Ergen'e evlilik teklif etti. Galiba imam nikahlı da olabilirler, evli de olabilirler. Artık onlara kalmış bir sır. Ama Gülben Ergen bu yıl çok büyük bir yatırım ve büyük bir proje içerisinde elinde de büyük bir araziyi satmaya çalışıyor. Peki, Cem Yılmaz? Defne, Defne Samyeli Cem Yılmaz. Ya ben çok evleneceklerine inanmıyorum. Evet Eğitim Cem. var. He, ben çok evleneceklerine inanmıyorum. Evlilik ne kadar gürüyebilir Çünkü Defne Samyeli çok inatçı ve çok dediğim dedik bir karakter. Beni de dava etmişti kızı yüzünden. O yüzden bizim onunla enerjimiz tutmadı. Defne Samyeli'yi çok severim. Çok güzel bir havası var. Güzel bir kadın ama. İddialı oldu. Öyle mi? <laughs> ben hislerimi söylüyorum. Yani tanımam etmem. Peki. Ama Cem'in çok büyük bir projelerinde maddi değil de onun daha çok Cem Yılmaz'ın hayatında e, biraz daha izdivaya çekilme, e, yurt dışına yerleşme fikirleri, yurt dışında belli projeler yapabilir. Peki Mahsun Kırmızıgül'ün boşanmasıyla ilgili mi yaşıyorsun? Boşandı mı ki? Mahsun Kırmızıgül sahne hayatına geri ve kariyer hayatı hem müzik hem şey. Eşinin çok iyi bir hanım olduğunu düşünüyorum. Hatta bir çocuk niyetleri de olabilir ama evlilikte bir gereksiz sallantı olabilir ama bu yıl boşanma şanslarını çok görmüyorum. Çünkü Mahsun Kırmızıgül'de aile babalığı çok ön planda. Peki şey en çok sorulan sorulardan bir başkası. Gene bir milli sorunumuz Beyazıt. Beyazıt Öztürk. Ben de bir yandan <laughs> Beyazıt e, tarihe dönüyordum. <laughs> ya Beyazıt Öztürk'ün anne kavramını hayatından çıkartmadığı sürece çok düşkün bir annesi var. Gerçekten evet baba olmak istiyor ve büyük bir ihtimal o sürpriz hata yapacak da bu sene değil. Yine bekliyoruz. Bekliyoruz ama o çok iyi bir baba olur. Ama e, şöyle söyleyeceğim e, be, e, beyazı sözlük yani beyaz tekrar e, geçmiş tarihinde tahtın daha gücünü yapacak çok iyi bir yıl onun için. Beren ve Kenan. Ya onlar hani ayrıldı oldu böyle laflar döndü değil mi? Evet. Yani ben çok bir eist olduğunu düşünmüyorum e, Kerem. E, bağımlılıklar olabilir kendi aralarında ama e, Kenan ve Beren saat birbirlerinden çok kopacaklarına inanmıyorum. Eninde sonunda evlat edinme ya da evlat sahibi olacaklarını düşünüyorum. Yani bir ara ayrı evleri ayırmış olabilirler ama onlarda bir bağımlılık, kendilerine bir bağımlılık var. Bence Beren Saat'in tekrar e, TV enerjisine dönmesi lazım. Ve dönecek de gözüküyor. Yani bir dizi veya sinema. Tabi, evet. Böyle geri dönüş. E, kendini ispatlaması için. Çok başarılı bir kadın çünkü. Tarkan. Ya Tarkan bu yıl e, tekrar baba enerjisini alıyoruz. Baba olacağını hissediyorum ve erkek çocuk sahibi olacağını söyleyeceğim. E, Tarkan tekrar çok büyük bir proje imza atacak <laughs> ve yardımsal projelerde daha çok boy gösterecek. ama Tarkan bu yıl tap yapacak belki onun sağlık problemi kalp ve ciğer ya da kalp damarları ile ilgili hassasiyet dönemi belki anne ile ile alakalı da bir gözyaşı dökülebilir sağlıkla ilgili. Masar Fuat Özkan'ın otarmışız buraya. Masar Fuat Özkan üçlü grubundan birinin sağlığı ile ilgili çok büyük bir sıkıntı ve gözyaşı dökebiliriz. Ama tekrar bir grup oluş yani tekrar bir sahne oluşumları var devam ediyor ama tekrar son bir oluşum yaratabilirler. Bermuzal Körer çok doğru bir evlilik yaptı. Bence onun ee, e, ya kalbimden Halit Ergen için asla Bel Güzel Koreli bırakacağını düşünmüyorum. Çok aşıklar birbirlerine ama onların çatlama yılları dersen birkaç yıl öyle bir sıkıntı yok. Sonrasında olma ihtimali var. Peki Arzumanan Mehmet Aslan için Arzumanan dizi TV dizi ya da sinema projesi yapacak Mehmet Aslantu'nun kalp problemi olabilir. Onlar aşıklar. Ee, şöyle söyleyeyim. Mehmet Aslantu çok zor bir adam. Acayip zor bir adam. Arzumanım daha böyle naif karakterli ama birbirlerini yeniden aşık olduklarına inandığım için şu an için Mehmet Aslantu'ya bir şey demek istemiyorum çünkü aşkını kanıtladı. Selin'i soruyorlar. Selin Sarıkaya. Ya ben hep şey derim. Serena'ya hep espriler yaparım. Cem Yılmaz'la evlilik falan yapacak. E, alakası yok. E, öyle bir espri yaptım. Hani e, e ya Serenay evlilik yaparsa baba gibi biriyle yapar. Yani baba gerçekten baba ve öyle bir evlilik yapacak. Türkiye'de de sansasyon yaratacak bir evlilik e, yapacak. 2020'de bu oluşum gerçekleşecek. 2021'de evlenip hatta ikiz çocuğu olabilir. Ama çok iyi projeler ve sahnele alakalı yapacağı ve kendi e, kendi yazdığı bir filmi hayata geçireceğini gösteriyor. Bu yıl bunu başaracak. Biraz masaj soruyorum. Yeşilçam'ımızda durum nedir? Ay Cüneyt, biraz hüz hüzün yaşayabilir. Aslında nostalji. Sinema dünyasından çok değerli ustatlara veda etme yılı olacak Mart Nisan ayı. O yüzden biraz nostalji evresinde sıkıntı yaratabiliriz ama isim vermek istemiyorum. Hepsinin yaş gereği evrelerinde. Evet, hemen kapatıyorum ve Hülya Avşar diyorum. Ya Hülya evlilik yapar. Yine mi? Yine. O Hülya kaç kere evlendi ki? Yani i̇ki kere. Yani Hülya Avşar aşkı yakalayacağını inanıyorum ama tabii ki Kaya Çilingiroğlu'yla tekrar evlenir mi diye sorular var. Asla öyle bir şey inanmıyorum. Çünkü Kaya da tekrar evlilik yapacak bir karakter değil. Çünkü özgürlüğüne çok düşkün ama Hülya Avşar kendiyle aynı yaşıtı ya da kendinden dört yaş küçük biriyle aşkla hatta aman Allah'ım Hülya bununla mı birlikte diye bir ses gelecek. Yani ve evlilik tanıdığımız biri. Yani tanıdığımızın bir oğlu. Mesela 70 yaşında bir adamın oğlu. Öyle düşünelim. Gibi. Yılmaz Erdoğan evlenecek. Çünkü o aile babası ve aile olmayı çok seviyor ve çok iyi biriyle evlenecek. Bu yıl için. Mi? Bu yıl için. Ama onda da sinema projeleri, yenilikler ama son zamanlarda bağırsak ve böbreklerle alakalı hassasiyet yaşayabilir. Peki Koç ailesi diye not almışım. Ya koç, koç aile. Ve çok soruyorum. tamam. Koç ve Sabancıları. Koç grubu. Evet Fenerbahçe şampiyon Ali Koç <laughs> evet, başkan. <soracağım>. Her <gülüyor> zaman <gülüyor> onu not. <sınlat. gülüyor> ben çünkü biliyorum. geçen sene diyordum ki yani Ali Koç başkanlığı alır seneye şampiyon olur. Yani e, dualarımız kalbimiz onunla hatta dua bile yazdıracağım şampiyon olsun diye espriler de yapıyorum. %95 Fenerbahçe şampiyon ve o yolda gideceğiz. Ama Koç ailesinden büyüklerinden bir cenaze ve bir sıkıntı yaşanacak ve onların da yurtdışı ile ilgili bazı ekonomi ile ilgili planladıkları noktanın başlangıcısı ama Koç ailesine bu sene para ve mallarla ilgili bir değişim kararı verilecek. Evet, şimdilik sorularım bu kadar. Sabancı dedin galiba? Sab ya, Sabancı ha 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 neydi? Hacı Sabancı evlilik yapar evet. ya da onun bir kardeşi ki kimse Evlilik yapar. E, Hacı'ya biraz daha zaman var. Ama o ailede yine H harfi Hakan mıydı? O evlilik yapacak. Se şey var kız Seren Serengil dış ses. Seren Serengil bu yıl aşka böyle damga gibi vuracak ama Yaşar İpek onunla tekrar barışmak istiyor. Ve aşkını tekrar ispatlamak istiyor. İnşallah e, böyle bir hata yapmazsın. Seren Seren çünkü duygunda acın çok derin ve çocuk da düşürdün. Ama Seren Serengil tekrar çocuk niyeti hatta evlenmesem de e, hani bir bankadan sperm alıp çocuk yapmak istiyor evet. ve böyle bir karar içerisinde. Başka kim var? Ya Demet Demet Akalın. Ya Demet Akalın e, iş kariyeriyle alakalı yapmak istediği bir oluşum var. Ama maddi olarak buradan kayıp yaşayacağı ama eşinin bazı çözemediği parasal evreler var. Daha icralar ve mahkemeler devam edecek ama bence Demet Akal'ın ticaretten çok sahneyle alakalı bağlantılar. Çünkü o para kaybetmeyi sevmiyor. Büyük bir iş yapacak ama risk, alı, risk yapacak bu işte. Risk var. Tehlike. Teoman içindeki yazma sanatını unuttu. Yani söz yazma, şarkı yazma. Bence onun e, çok baskı içerisinde görüyorum. Teoman eski enerjisine kavuşacak ama 2020'nin sonu. Eskiden daha güzel yazardı. Yazmayı kaybetti o adam. Evlilik yapmaz. Eğlence dünyası İzzet Çapa'yı sorayım sana. İzzet Çapa'yı mı? Evet. Ya İzzet Çapa ortakları ile ilgili yani dışarıdaki ortaklarla alakalı ya da varsa ortakları ile ilgili bunlarla ilgili sıkıntı yaşayacak mı? Ona da mucizeli değmiş gibi bütün sıkıntıları yaşıyor. Tereyağdan kıl çek abi. Yani İzzet Çapa'ya çok bir şey olacağını düşünmüyorum zarar göreceğini ama parasal anlamda yaptığı işlerde daha büyük parayı tutturamadı. Tutturma yılının başlangıcı olacak. Tamam. En çok sorulan banko soruyu soruyorum. 2020'nin en çok sorulan soru Emine Akkaya 2020'nin ne olacak? Ha benim mi? Evet, Ya ben hiç kendimi, kıyı, kendimle ilgili hiç bakmadım. Haritama da bakmadım. Falımı da açmadım. Ya da tarot da bakmadım. Hiç benimle ilgili sorular sorarsanız yandık sahnede. Bir dünya soru varsa... <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyorum ama ben çok kendimle ilgili hani şu olacak bu olacak insanın hani kelin ilacı olsa başına sürer derler ya. Ben kendime kel çözüm bulamadım. Ama hissettiğim her şeyi bu hayatta yaşadım. Rabbime milyarlarca şükür olsun. Benim not aldıklarım varmış. Ee, özellikle şöyle yazmışım ee, Mehmet Ali Erbil sağlık konusuyla ilgili sıkıntı veriyorum sağlığı biraz uyanacak ama sonrasında çok sıkıntılar yaşanacak tekrar tedaviler sıkıntılar var diyorum ee, bir de e, neydi o not almışım ama notumu bile okuyamıyorum ne okumam lazım ee, şey neydi o çocuğun ismi Bu, Bursa Bursi hmm. Neydi onun ismi? Dış ses. Hadi. Seda Sayan'ı yorumlayayım o sırada. Seda Sayan çok güzel bir aşka yelken açtı. Çıtır çıtır ruhunu iyileştiriyor. Evlilik yapmaz çünkü oğluna, e, oğluna söz verdi. Tekrar evlilik yapmayacak. E, Sinan Akçıl tekrar e, eski eşiyle evlilik yapabilir. Onu da söyleyeyim. Ay ben ne çok... Ya şey söyleyeceğim. Demet Evger. Çok beğeniyorum. Ee, çok iyi bir anne olacağına inanıyorum ama evliliğe karşı bir hatun yaşadığı e, etnik ruhu başka bir boyuta ait bence çocuk yapmalısın ve gecikmemelisin Kerem, diyorum. Bursa. Kerem Bursi çok güzel bir aşka yelken açacak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamış da değil mi ve hala onun izlerini taşıyor ama onlar ara sıra böyle bir flörtleşme enerjisine giyse de çok güzel bir aşk ve bu aşk bir de şu böyle badici madici bir çocuk var Can Yaman mı Evet, can. Ha Can Yaman'dı. Onu da çok sormuşlar bana. Can Yaman'ın çocukluk travması ağır olabilir. Ya o adam evet çok güzel bir çocuk. Yani onun e, bağımlı içkiye mi alkole mi herhangi bir bağımlılığı varsa tedavi görsün. O güzel eser. O da Eylül-Ekim gibi tap yapar. Bizim Türkler unutuyor her şeyi. Unuttukları için yukarı çıkar. O çocukta enteresan bir karizma var. Ben ona hani psikolojik olarak şu evreyi hayır o çocuğu yukarı çıkartacaklar. Eylül-Ekim gibi. 2020 Eylül-Ekim gibi. Hatta ondan da çok iyi bir baba olur. Rüzgar Arkoşlar hani şey değiştiren vardı cinsiyet. Evet, onlar çocuk istiyorlar ve çocuk tedavisi değil. Onların zaten çocuk tedavilik gibi bir durumu yok. Onların kız çocukları olacak. Bu yıl bunun haberini alacağız hatta şaşkınlıkla. Başka? Şimdilik bu kadar. Ben bu, şimdilik kadar şimdilik bu kadar mı? E, bu kadar. Ya ben sanki daha önemliler vardı da Ya sağlıkla ilgili bir takım şeyler var ama onlar biraz Kimin sağlıkla ilgili? Metin Akpınar'ın Ya evet eski yeşil da biraz kayıplarımız i̇şte, var evet. Metin Akpınar'ın biraz sağlığı ve şeker ve biraz sıkıntılar söz konusu olabilir tehlikeli söz konusu. Yıldız Tilbe. <laughs> ya ben çok seviyorum hep benim çocukken yeğenim yani Ayçam bana derken bizim eve Yıldız Tilbe geldi çok benzetiyorlar evet benziyorum çok şükür İyi ki benziyorum ruhu temiz o kadının onun ruh temizliği var hadise ve Yıldız <laughs> Tilbe evet Yıldız Tilbenin ee, yaşadığı bir e, çocukları ya da ailesiyle ilgili bir kaos var ama bu yıl sahnelere daha güçlü dönecek. Ve televizyon bir programı yapma ihtimali çok yüksek. Hadise, hadise turnayı gözünden tutuyor. Yani devlet adamı, devlet büyük biriyle büyük bir aşk ve gündeme gelecek. Hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye'de çok önemli bir siyaset yapan adamda çok önemli bir Kadınla böyle gazetelere manşet gibi düşecek. Bunu da hazırlıklı olun diyorum. Yani sen şimdi 2020'de ciddi bir sansasyonel haber var diyorsun. Var var. Ve Hatta siyasi... siyasi olarak söylüyorum. Bir de şöyle söyleyeceğim. Özellikle e, Sümeyye, er, e, Sümeyye Erdoğan e, ve... Berat Albayrak ya da bu evrede de büyük siyasi evrededeki e, camiada da büyük çalkantılar olacak. Hatta olaylar gazetelere filan basına filan düşerken toparlanacak ama çok büyük bir sensasyon olacak. Başka var mı? Kapatıyorum. Acunu söyledik. Evet. Başka? Sendekiler bu kadarsa evet. bendekilerde tabii e, ayda bir e kez. Sorunlar, ayda bir <laughs> kez yapacağız. Onu da toparlayacağız. Merak etmeyin ama bu aylık olmadı, yıllık oldu. Bu, bu 2020. Çok şükür 2020 oldu. Ana başlıklar. Ana başlıklar diyoruz. Evet, magazinde doya doya doydunuz bana. Başka kim var diye aklımda biri varmış gibi geliyor da Yeşim Salkım diyorum. Ah Bursa... Deniz, de Deniz Seki Deniz Tekin'in e, duygusal bir depresyon evi. Onun daha deni, e, ya geçmişten bir evreyi daha tamamlamadı. O evreyi tamamlayacak. Hüsnü ile olan bağ daha tamamlanmadı. Oradaki bir derinlik var. E, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de de ha bitti dediğimiz kişi. Yani özellikle sanatla uğraşan ve artık ismi siliniyor İbrahim Tatçiz ee, bir sağlıkla ilgili çok büyük bir kriz yaşanacak. Çocukları ve bazı miraslarla ilgili de çok büyük olaylar yaşanacak. Mahkemesel sıkıntılar da olabilir diyorum. Evet bu bu kadar yeter ya sıkıldım valla. Evet hoplayıp zıplayıp abone olmanıza gerek yok magazine. Sadece beni takip edin yeter diyorum. Hoşçakalın.